GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ta oyunun en başındayken, yani ilk görevi yapmadan önce CJ'in evine girersek ne olur bunu test edeceğiz. Şimdi şunu diyor olabilirsiniz: İlk göreve girmeden önce evin önünde sarı marker olmuyor, o yüzden eve giremeyiz diye düşünüyor olabilirsiniz ama az önce oyuna girerken ben şunu fark ettim. Sıfırdan bir oyun oluşturup haritadan şöyle işaret koyduğumuz zaman bu noktaya ve buraya tam oyun başladığı zaman ışınlandığımızda evin önündeki sarı marker hala durmaya devam ediyor. Yani en başta sarı marker görünüyor. O yüzden evin içerisine girebileceğimizi düşünüyorum. Tabi çok hızlı olmamız gerekecek çünkü çok kısa bir süreliğine oluyor. Daha sonra hemen bu sarı marker kayboluyor. Kırmızı marker geliyor. Görev markerı geliyor. Ama yeterince hızlı olursak girebileceğimizi ve evin içinde ne olduğunu görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden şimdi başlayalım isterseniz. Hemen sıfırdan bir oyun oluşturalım. Şuradan yes dediğimiz zaman oyunumuz başlıyor. Şöyle tam bu noktadayken map'i açabiliyoruz ve tam olarak şu noktaya bir kırmızı işaret koyabiliyoruz. Şimdi burayı kapatacağım. Ara saniye atladığımız zaman hemen oraya ışınlanacağız. Bakalım evin içerisine girdiğimiz zaman neler göreceğiz. Şimdi burayı atlıyorum. Hemen ışınlanma tuşuna bastım ve görüyorsunuz sarı marker orada duruyordu ama işte çok kısa bir süre orada durduğu için yeterince hızlı olamadık. O yüzden tekrardan deneyeceğim. Bu sefer tekrardan oluşturuyorum yeni bir oyun. Şuradan baştan bir başlayalım. Hemen işareti şuradan bir yerleştirelim. Şöyle şu nokta iyidir diye düşünüyorum. Bu sefer eve daha yakın bir nokta işaretledim. Şimdi hemen şurayı kapatalım. Burayı da atlayalım. Evet, hemen ışınlanma tuşuna bastım. Hemen giriyoruz diyecektim. Göreve girdik yanlışlıkla. Olsun, bir daha deneyeceğim. Şu sahneleri bir atlarsak. Evet. Şöyle tekrardan bir oyunu oluşturuyorum. Hemen burada yine ESC'ye basıp haritayı açalım. Tekrardan şuraya bir nokta koydum. Bu sefer hızlı olmayı deneyeceğim. Bakalım girebilecek miyiz evin içerisine. Şöyle hazırım. Tekrardan deniyorum. Hemen ışınlandık. Girmeye çalışıyorum. Bu sefer göreve yakalanmadık ama tekrardan giremedik. Şöyle yapalım o zaman. Aklıma başka bir çözüm yolu daha geldi. Tam olarak şu noktaya bir geçelim. Buradan trainer menüsünü açalım ve tam olarak bu koordinatı işaretleyelim. Şimdi yeni bir oyun başlattığım zaman şuradan hemen şu tuşa bastığım zaman buraya ışınlanacağız diye düşünüyorum. O yüzden tekrardan bir baştan oyun oluşturalım en baştan. Bu sefer trainer kullanacağım. Şöyle şuradan koordinatımız yok olmuş şu an. Yani sıfırlanmış. O zaman şöyle yapacağız. CTRL-C, CTRL-V yapacağız. Hemen şöyle evin önüne bir ışın alalım. Koordinatı alalım oradan. Koordinatı alıp şöyle oradan bir ışınlanmayı deneyelim. Evet, tam olarak bu nokta sanırım. Şöyle bir koordinatı kopyalayacağım. Evet, kopyaladım şu an. Kopyaladığımız zaman kolayca ışınlanabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle tekrardan yeni bir oyun oluşturalım. Bu sefer kopyaladığım koordinatı şöyle hemen yapıştırayım şuraya. Ve ara sahneye atladığımız zaman şu tuşa hemen basacağım. Bakalım evin içerisine ışınlanabilecek miyiz? Deneyelim bakalım. Ara sahneyi atlıyorum. Şöyle atlıyorum. Atladık, hemen bu tuşa bastım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şu an nereye geldiğimizi anlamış olmanız lazım. Anlamadıysanız da şöyle bir tahmin edin. Sizce nasıl bir hata yaptık? Şu an aslında CJ'in evinin içerisindeyiz ama yanlış taraftayız. Onu da şöyle açıklayabilirim diye düşünüyorum. Şöyle zıpladığımız zaman aslında CJ'in evinin içerisindeydik ama sarı markerdan geçmeden CJ'in evinin içerisine girdiğimiz için içerisi boşluk olarak görünüyordu. O yüzden birazcık geriden koordinat almamız lazım. Yoksa böyle arka tarafa ışınlıyor bizi. Şöyle tam olarak bu nokta iyidir diye düşünüyorum. Aynı koordinat mı bilmiyorum ama şöyle tekrardan bir kopyalayalım. Hemen kopyaladık. Sonra şurayı kapatalım bir. Şimdi tekrardan deniyorum. Bakalım bu sefer becerebilecek miyim? Hemen şöyle tekrardan deneyelim. Buraya koordinatı yapıştırıyorum. Ara sahneye atlıyorum ve bakalım tekrardan yaptım ve gördüğünüz gibi bu sefer içeri girmeyi başardık. İçeri girmeyi başardık ama içeri girer girmez gökyüzünde başladık. Şu an aşağı düşüyoruz. Bakalım nereye kadar düşeceğiz? Evet, şu an çok acayip bir yere düşüyoruz. Gerçekten şehre düşüyoruz ama gökyüzü bembeyaz, aşağı taraflar siyah. Garip bir görüntü var şu an. İnteriyor dünyası gibi bir dünya. Evet, şu an yanlışlıkla dışarı çıktık tekrardan. Ve gökyüzünün şekli bozuldu şu anda. Şöyle içeri girmeye çalıştığımız zaman tekrardan içeri giremiyoruz. Yani az önce bir şeyler oldu. Tam girdiğimiz zaman aşağı doğru düşmeye başladık. Ve oyunu bozduk sanırım. Peki göreve girersek ne olur? Onu da merak ediyorum. Göreve girince acaba bu gökyüzü düzelecek mi?
Onu da bir deneyelim. Şöyle içeri göreve girdik. Burayı atlıyorum. Gökyüzü hala simsiyah gündüz olmasına rağmen. Burayı da atlıyorum. Ara sahne gelecek. Ara sahne de düzelmiş mi bakalım. Şu an yerler parlak görünüyor ama ona aldanmamak lazım. Bir bakalım. Evet, şu an gökyüzü düzelmiş gibi duruyor. Burayı da atlayalım. Ve tekrardan bozuldu. Bakalım ne olacak. Şöyle burayı da atlıyorum. Hemen bir başlayalım oyuna. Gökyüzünü şu an bildiğiniz bozduk. Az önce gökyüzü bembeyazdı. Şimdi simsiyah oldu ve güneşi de görüyorsunuz orada. Simsiyah gökyüzünün içinde bir güneş parıltısı var. Gerçekten oyunu bozduk şu anda. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Belki görevden sonra düzelir veya oyunu kaydedersek belki bir şeyler olur, düzelir. Ya da evin içerisine girersek düzelir, bilmiyorum. Bu görevi bir tamamlamak istiyorum o yüzden. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim, görevi tamamlamaya doğru gidelim. Daha sonra ne olacağını göreceğiz hep birlikte. Şöyle biraz ilerleyelim ama bizimkiler arkada kaldı. Görevi bitirmemize az kaldı ve oyun hala bizi interior dünyasında sanıyor. O yüzden gökyüzü bu şekilde. Ama birazdan düzelecek mi, düzelmeyecek mi ona bakacağız. Şimdi Grove Street'e geldik tekrardan. Şu arkadakiler de gelirse görevimiz bitmiş olacak. Evet, kırmızı markada da geldik. Şimdi tekrardan evin içerisine girebileceğiz çünkü görevi tamamladık. Hemen şu sahneyi atlayabiliyorsak atlayalım. Burayı atlayamıyormuşuz. O zaman bekleyeceğiz biraz. Evet, burayı atlayabildik. Ve atladığımız anda gökyüzü şu anda düzeldi. Şimdi aynı şeyi ben tekrardan denemek istiyorum. Tekrardan evin içerisine ışınlandığım zaman yine aynı şey mi yaşanacak? Onu bir deneyeceğim. Şimdi tekrardan en baştan bir oyun oluşturalım. Koordinatları tekrardan yapıştırıyorum bu bölgeye. Şuna bastığım zaman yine ışınlanabileceğiz. Hemen şu sahneyi atlayalım. Ve şu an bastım. Bu sefer çok hızlı davrandım. Çok hızlı davrandığım için evin içerisini görebildik diyecektim. Yine bozuldu. Ama bu sefer aşağı düşmedik. Ve aşağıyı görebiliyoruz şu anda. Şehir görünüyor ama yukarısı simsiyah. Güneş de bu sefer beyaz bir şekilde parlıyor. Etrafta sarı markerlar var. Biri Sweet'in evi, biri Ryder'ın evi. Onu incelemiştik zaten. Şurada kayıt dosyası var. Kayıt dosyasına gittiğimiz zaman acaba ne olacak? Şöyle mesela en alttakine kaydedelim. Şimdi oyunu kaydettik. Şuradan bir çıkabiliyor muyuz? Nasıl çıkacağız bu evden? Onu da bilmiyorum. Evet, şu an bildiğiniz burada takılı kaldık. Şöyle tekrardan oyunu başlatsam ev düzelir mi? Şöyle bir deneyelim. En baştan bir başladık. Ve en baştan başladığımız halde tekrardan, yani kayıtlı dosyadan başladığımız halde tekrardan oyun bozuk olarak başladı. Şöyle yapacağız o zaman. İ tuşuna basıyorum, hemen buradan aşağı düşüyoruz ve gördüğünüz gibi bu sefer düzeltebildik. Evin içerisindeyken etraf siyah görünüyordu ama şu an her şey düzeldi sanırım. Her denediğimde başka bir şey oluyor. O yüzden tekrardan denemek istiyorum. Bakalım bu sefer yine aynısı mı olacak? Onu da bir deneyelim. Şöyle tekrardan yapalım aynı işlemi. Şöyle koordinatları yapıştırıyorum tekrardan. Ve bakalım. Şöyle yaptık. Bu sefer biraz geç kaldım sanırım ama ben bu işi gerçekten anlamadım. Bu sefer yine aynısı olacak diye düşündüm. İkisinden biri olur diye düşündüm. Ama bu sefer daha da başka bir şey oldu. Şu an bildiğiniz evin içerisine girebildik. Evin içerisine girebildik ama şöyle bir sıkıntı var. Şurada sarı marker yok. O yüzden dışarı çıkamıyoruz. İçerideki sarı marker duruyor mu, ona bir bakalım diyecektim. O da varmış. Sıkıntı yok. Yani giyinme odasına bu şekilde girebiliyoruz. Buradaki sarı markerde herhangi bir sıkıntı yok. Burada fotoğraf makinesi duruyor. Onda da bir sıkıntı yok ama sprey yok. Şöyle bir aşağı inelim. Buradan yine çıkamayacağız sanırım. Çıkabilmemiz için haritadan şu noktaya bir işaret koymamız gerekiyor. Şöyle bir işaretimizi koyalım. Şöyle serbest kamerayla bir dışarı bakmak istiyorum. Serbest kamerayla dışarı baktığımız zaman evi böyle görebiliyoruz. Buradaki sarı markerları zaten incelemiştik başka bir videoda. Şehir görünüyor mu diye bakayım dedim ama şehir şu an görünmüyor. O zaman şöyle yapacağız. Şu işaret koyduğumuz yere tıklayarak, yani trainer'la dışarı ışınlanacağız. Şöyle bir ışınlanalım. Ya, tekrardan görevin olduğu yere gelmiş bulunmaktayız. Bir daha deneyeceğim. Bıkmadım, bir daha deneyeceğim. Ama bu sefer gerçekten başka bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani başka bir ihtimal kalmadı çünkü. Ha, bir de başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ben bunun şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu trainer'ı açıp ışınlanma hızımıza bağlı olarak değiştiğini düşünüyorum. O yüzden farklı olaylar yaşadık ve 3 farklı olay denk geldi. Şimdi tekrardan başlıyoruz. O yüzden tekrardan denemek istiyorum. Bu sefer ne olacak? Ona da bir bakalım. Hemen şöyle bir başladık. Şöyle bir ara sahneyi atlayalım. Tekrardan ışınlanalım. Evet, bu sefer yetişemedik sanırım. O yüzden bir daha deneyeceğim. Şöyle hızlıca yapacağım. Tam olarak bu noktaya yapıştırdım.
Hadi şu ara sahne gelsin. Evet. Bu sefer yine yetişemedik. Bir daha deneyeceğim. Son olacak bu da. Artık yetişemezsek bir daha denemeyeceğim. Şöyle tekrardan yapıştırıyorum koordinatı. Hemen ışın alalım. Yok. Bir daha denediğimde olmadı. Yani şansımız buraya kadarmış diye düşünüyorum. Oyun daha fazla denememize izin vermiyor. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Tesadüfen denk geldiğim, aklıma gelen bir video fikriydi bu. Sanırım denemediğim bir şey kalmadı ama kaldıysa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Veya siz kendiniz de deneyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada, bir başka deneyde görüşmek üzere. Hoşça kalın.